Merhabalar, ben Kötüyüz Köfte ve Beyond Köfteysan'ın 28. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde elimde bir adet Nether Star var. Yay! Demin bir tane Wither'ı öldürdüm. Phew. Ambrosyalar siz gelin. Ve hayatımda ilk defa Beacon Craft ediyorum. Önceden kölelerine mi yaptırıyordun? Pardon, üçüncü kere craft ediyorum. İkinci kere craft ediyorum, pardon. Üç nereden çıktı? Ha. Kölelerime craft ettirmek. Yancı, köle, işçi. Yalnız tek beacon kullandığım olayım bugüne kadar şey, TARDIS'in gövdesinin ortasındaki bir ışık hüzmesi var ya. Onu elde etmek için beacon kullanmıştım sadece. Evet, Lexica Botania'mızı da alalım. Elf bilgili olan. Ardından bir tane de Dera Steel lazım olacak. Diamondlarım bayağı azalmış. Bir ara yeni bir diamond yatağı bulsam güzel olabilir. Wand'ım da yok ya. Wand'ımı da unutmuşum. İçeride. Evet. Şimdi gidek. Wand'ımızı alak ve şu Dera Steel'i yapak. Sevgili Wand. Tabii ki de bu mana pool hiçbir şekilde yetmez. Ama bu yeter. O yüzden shift sağ klikle bunu kırıyoruz. Bu mana pool'un üstüne atıyoruz. Ardından şuradan bize Terra Steel'imizi veriyor. O esnada düzende tam olarak şu olacak. Sevgili Terra Steel, seni bekliyoruz buradan. Evet, Terra Steel hazır. Geriye sadece iki gıdım bir yapı malzemesi var. Onlar kaldı. Onları da aldıktan sonra da her şey hazır ve nazır olacak. Direkt scaffolding kafasında 4 kullanalım. Dövüşü çatımda mı yapsam diyecektim. Ama hayır, burada yapacağım. Hadi bakalım. Gaia boss'un çağırma işlevini başladık. Evet, bunları yerleştirerek ardından beacon'ımızı koyak. Hatta bir tane diamond alaydım. Gold. Üç. Ardından mana paylonları unutmuşum. Evet. Neyse. Olsa o bahaneyle gider ayak. Hayda dur, gerek yok ya Beacon'a. Beacon'ın çalışmasına. Da gene de bir çalıştıralım. Ne olur ne olmaz. Mana paylonlar gelin. Evet. Tavuğa binen pis yancı tavuk. Evet. Demin bana tavuğa binen bir zombi saldırdı. Baby zombi.
Seni bırakalım. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ardından bir dene Diamond. Köfte. İfinim. Az önce bir haber okudum. Dinliyorum. Çok alakadarsın biliyorum, farkındayım ama League of Legends için Türkiye'den Beşiktaş temsilci olarak yurt dışında bir turnuvaya gidiyormuş. Evet, Takımdakilerin biliyorum. fikirlerini soruyorlardı ve hayatımda ilk defa bir Türk League of Legends takımında yabancı oyuncu görüyorum. Ha. Abi nedir bu yabancı oyuncu aşkı ya? Beşiktaş'ın geleneğidir o. Hani futbolla basketbol yetmiyor mu? Yetmiyormuş. Kadroya falan işte böyle kota falan da getirdiler, yabancı oyuncu kotası diye artık. Evet, umarım doğru inşa etmişizdir. Bakalım bize ne varsın. Speed. Haste versin. Tamamdır. Ve ardından evet, Gaia gardiyanımız geldi. Ok işlemiyor. Evet, kendisi baya sıkıntı bir boss bu arada. Ve beni Wither'ladı. Dayı, sakin. Işınlanıp durma. Evet. Işınlanıp durma gibi bir huyu var arkadaşımızın. Çok güzel Wither'landık. Vidir kolay ölür ya. Yok, Wither değil olay dövüştüğüm. Gaia Guardian ve benim skillimdeymiş bu arada. Benim skillimin bayağı karanlık versiyonu. Ha, Dark Köpen. Aynen. Kendimin kötü ya da iyi versiyonu. Artık hangisi, karar veremedim. Canını yarıladım sayılır. Bu dövüşü yapmamın önemli bir sebebi var. Yapmak istediğim bir item var. Nereye kayboldu bu? Ha. Saniye başı ışınlanıp duruyor Pezo. Para birimi olan. Ha. Evet. Evet. Gel şöyle. Çok fantastik efektler verip duruyor bana. Yalnız şu anki zırhım olmasa kesinlikle anında ölmüştüm. Gel bağalım. Wither Skeleton çağırdı, öyle mi? Kendisi dövüşmek yerine bir şeyler spawn ediyor. Vay serseri vay. Evet. Neyse ki gündüz savaşıyormuşum. De Fire Resist alsaymışım güzel olabilirmiş.
Evet. Sevgili Gaia Guardian'ım, neredesin? Sevgili Evil Köfte ya da Good Köfte, hangisiysen. Evet, canının çoğu bitti. Ama bana da güzel damage'lar koydu. İyi ki zırhımda Thorns var. Ve... Bir bakalım. Evet. Dead and Sick. Şimdi sevgili User Guy... joined your channel. Hoş geldin user. Ondüm. Hoş bulduk user. Evet. Ender Air Bottle lazım bana. Yani kısacası The End'e de gitmem gerekecek. Naber? Videodayız bu arada. Aa öyle mi? Olsun. Aynen Biz Guy... de Zayir'i vurdurduk. Ondan sonra Zayir balkabağına dönüştü. Ben de oyunu kapatmak zorunda kaldım. Alan fıstıklar falan duruyor Zahir genelde. nasıl balkabağına dönüştü? Zayir saat kaç şu anda? Ha. Saatin kaç olduğunu Tamam bilmiyorum. tamam anladım. Saat 6. Saat 6 olunca Zayir balkabağına dönüşüyor abi. O zaman biz de ne Nasıl yapıyoruz? zehir balka bat? Öyle abi zehir Balkabağı. balkabağı. Zehir saat 6 olunca balkabağına dönüşüp bilgisayardan kalkmak zorunda kalıyor. Ha. Yani. Belli Anladık biz saat o. olduğu için balkabağı diyoruz. Ah, uykum gelmiş Evet. resmen Bunu ya. da yapabileceğim artık. Hatta yapayım la. Bir saniye. Şu arkadaş 4 tane istiyordu. Aa, 2 tane yapmamız gerekecek. Bir tane daha Gaia Spirit öldüreceğim bir ara. Bölüm arası. O zaman ben hemen hazırlıkları yapıp geliyorum. Ben videoyu kaydı mı bırakmışım? Evet, sanırım. Bu arada görmeyenler için bunlarla için geldim. Boş bir... Affedersin köpürlendim. Ben sanırım videoyu kaydı unutmuşum. Hadi ya. Aynen. Ender Dragon'la savaşıyorum. Ender Lilies'i topluyorum. Ama savaştan kaçasım var. Bu bayağı zor. Hardcore Ender Expansion fazla hardcore çıktı. Ve bir tane kuleyi patlatamıyorum. Evet, baya baya kulelerden bir tanesini patlatamıyorum. Knockback. Bakalım bunu kaldırın, Knockback'i hala aynı mı kalacak? Evet, hala aynı kalacak. Oo, hayır. Çok hoş şeyler değil bunlar. O zaman savaştan vazgeçip kaçsam mı? Aa köfte. Efendim? Aa ben çıkıp biraz yapacağım ya. Kimya çalışacağım. Sonra akşam dönerim ben yine olur mu? Tamamdır. Ben de sanırım bu Tamam. savaştan kaçacağım. Hadi kolay gelsin sana o zaman. Hadi iyi şeyler, videolar. Sağ ol. Yine mantıklı bir şey. Neyse. Hadi bye. User disconnected from your channel. Evet. Daha sonra istediğimi aldım, bence kaçabilirim. Ve kaçmanın yolu azıcık hileli. O zaman
biraz daha endstone toplayıp evet. Endstone'lar gelin. Bence şimdilik bu kadar. Ender Dragon savaşı yeter. Evet. Dünyaya geri dönelim. Ancak duvar içinde sıkışalım. Evet. Phew. Bu arada şunda da keyli açmıştım. Onu geri kapayayım. Evet. İstediğim bütün şey buydu. Evet. Hu bayağı zordu yalnız. Hani yapamadım da zaten gördüğünüz gibi kaçtım. Evet siz gidin. Ha, iridium da. Evet, lag. Bakalım. Nasıl bir lagımız var? Ha, yokmuş benim internet bağlantısından kaynaklı. Ve gene kimse TSD olmamasına rağmen ben V'ye basarak konuşuyorum. Ha, bir saniye benim burada. Köfte. Efendim? Mutfaktaki televizyonu açtım ve karşıma çıkan şey Chuck Norris oldu. O yüzden ben mutfağa gidiyorum. Görüşürüz. Ney dedi? Chuck Ha. Chuck Norris! Hani Ve... izlemeyenlerin başına neler geliyor biliyorsun. Hadi görüşürüz. Ve ben de artık uçabiliyorum. Hıha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 h
Ama tabii ki de buna dekoratif bir şeyler de ekleyeceğim. Angel, Ice Fairy, Fire Lord. Fire Lord. Ha, kolaymış. Evet. Bakalım. Bunun tipi nasıl? Ah, o kadar sevmedim. Angel, Fire Lord, Ice Fury, Red Quartz. Alchemy Catalyst istiyor. Red Quartz kullan. Bak o zaman. Bir adet redstone. Valla. Tamam, bu da hoş. Diğerlerine bir bakalım. Flügel. One Winged Angel, Ice Fairy, Fire Lord, Black Snow Princess, Sleepy,
Elven Quartz nasıl elde ediliyor? Flügel'i bir deneyeceğim. Bu ilginçmiş. Başka ne olabiliyorsun sen? Flaming Angel, Ice Fury. Bunu deneyeceğim bir de. Bakalım. Bu ne olacak? Ne çıkacak? Evet. O zaman karar. Red Quartz'tan yana. Oh yeah. I'm fancy. Bakalım seni nelerde kullanabiliyoruz? Life in you. Google Terra. Sonra Red String. Red String ne işe yaramış? Ha. Tamam. Evet. Artık uçabiliyoruz. Sınır sınırda uçabilen ilk kişiyim. Yay! Uçabiliyorum. Ve bayağı da hızlı uçuyor. Evet. Tamamdır. Fazlasıyla mutluyum ben. Bunun anlamı... Yani bir bakalım fall damage olarak ne veriyor? Fall damage'ı da ortadan kaldırıyor. Tamam fazlasıyla neşeliyim. Bayağı da hızlı uçuyormuş cidden. Evet. Bu ikisini birleştirmenin bir yolu yok. O zaman o sadece ihtiyaç duyduğumuzda kullanılacak. Evet. Phew. Ben bir ne kadar harcamışız çünkü bir kısmını kaydetmeyi unuttum. Ona bakıp geliyorum. Evet bölüm 22 dakika olmuş. Ve 22 dakikada ben asıl amacıma ulaştım. O zaman bununla beraber yapacağımız bir şey daha söz konusu. Benim Ender Lily seedlerim nerede? Ha. Bir de Extra Utilities'den Ender Core. Obsidian. Evet, bakalım. Ters tabii ki de. Ve... Sürekli yanlış chestleri açıp duruyorum. Magical Wood. Biraz daha Magical Wood'a ihtiyacım olacak. Yapım nasıldı? Bookshelf ve içerisine bunlar. Ama bir tanesini yapalım. Ve ne işe yaradığını gösterelim. İçeri koymayayım aslında. Şuraya koyayım. Tabii bunun ikide olmasına alışkın olduğum için... Hayır, sen gel. Ha, teşekkürler. Bu olsun. Evet. Bir tane daha sığar.
Evet. Bu bunun çok çok daha hızlı büyümesini sağlayacak ve kendimize bu sayede bir Ender Pearl tarlası elde etmiş olduk. Ya ha. Evet. Evet. Bakalım başka bir bölümde yapacak bir şeyimiz yok sanırım. Redstone'ları işlemeye koyabilirim, evet. Ve o esnada size yaptığım bir arkadaşı göstermiş olurum bu. Bunları bunun için kullandım. Evet. O esnada şurada centrifuge'umdan işlenmişler mi? Evet, işlenmişler. Pure alüminyum. Bu arada şuraya overwatching plant yaptım. Bu o gördüğünüz eksik adım. Evet, bunlar işlene dursun. Phew. Evet, sanırım bu arada şunu da nasıl durdurduğumu söyleyeyim. Baltayla şunu kırıp bir geri koyuyorum. Onu kapatmanın yöntemi. Evet, sen şuraya geri gel, sen de şuraya geri gel. Oraya da birazdan geri kalan aletleri alacağız. Evet. Uğraştırıcı oldu ama sonuçları bence fazlasıyla güzel. Oh yeah. Uçan bir köfte. Tabii bu bedava bir uçuş değil. Manamızı kullanıyor. Yani mana tüketiyor kendisi. O yüzden "Aa, bedava uçuyoruz, yay!" demeyin. Hayır, manayla hayır, yine yanlış yere koydum. Evet, bunlara da bir ara gireceğim ben. Endstone ekiliyormuş bunlar. Bunlara da bir ara bakarım artık. Evet, şunlar da işlenmiş. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötis Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.